gibi bugün kurumsal soygunu konuşacağız. Belki hani çok büyük bir laf gibi geliyor ama aslında günlük hayatımızda hepimiz yaşıyoruz. Elektrik idaresine gidiyoruz, yaşıyoruz. GSM operatörlerinde yaşıyoruz, bankamızda yaşıyoruz. Neler yaşıyoruz onu konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Dünya Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Coşkun Aydın ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Bülent Deniz. Bugün Ekopolitik'in konu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hani böyle soygun da güler yüzlü konuşulur mu ama ne yapalım biliyoruz. Alıştık. Yani soygun, dünkü komisyon oylaması filan böyle hep kurumsal soygun. Yani insan aklına başka şeyler getiriyor. Değil mi? Yani, ama o aklamıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir de bizim faturalarımızda aklanan soygunla bir girelim. Sayın Coşkun Aydın'ın burada tespitleri vardı. O tespitleri alalım, ondan sonra işi analiz etmeye başlayalım. Şimdi nasıl bir soygundan bahsediyoruz? Yani elini verenin kolunu kaptırdığı sistem ne? Sokakta yaşanan ne Sayın Coşkun Şöyle, Aydın? Şöyle Çetin Bey. Şu anda artık cep telefonu olmayan hemen hemen hiçbir vatandaşımız yok. Hatta ve hatta birçok vatandaşımızın birkaç tane de cep telefonu kartı var. Kredi kartı olmayan hemen hemen yok. Yani bu dolayısıyla biz yüz milyonları sorununu burada çarpan etkisiyle getirmek tabii istiyoruz. Her birimiz bunun şöyle ya da bu şekilde bir soygunluyla veya soyulma tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Örnek vereyim isterseniz. Bana ya kendimden anlatayım, bir örnek vereyim. Tabii bankanın adını vermeyeceğim. Lütfen. Ama bir banka bana bir kredi kartı teklifinde bulundu ve biz bundan para istemiyoruz dediler. Bir veya iki yıl böyle gitti. Aa, dedim ne güzel, benden kredi kartına aidat istemiyorlar. Geçen gün cebime bir şey gelen 120 lira kredi kartı aidatını acilen şu tarihe kadar yatırın. 120 lira. Evet, 120 lira. Hemen ben kan beynime sıçradı. Aradım, dedim iptal edin derhal. Dediler edelim. Problem değil. Ne yapacağız? Siz o 120 lirayı yatırın. İtirazınız kabul olur ise o paranızı geri alırsınız. İşte burada kurum ve vatandaş tek başına kalıyorsunuz. Yani elinizde bir bıçak, karşınızda da bir tank var gibi değil mi? Hı hı. Yani siz götürdünüz, vezneye yatırdınız o parayı. 120 lirayı. Sonra nasıl alacaksınız? Muhatabınız kim? Genel müdür mü? Yani hakimlerin hakkını, emekli hakimlerin, avukatların haklarını aramak için bir müesseseye giremedikleri bir ülkede ben ne yapacağım? Benim gibi olan milyonlarca insan ne yapacak? Çok büyük bir soygundan bahsediyoruz. Tabii yani bu demek ki 1 milyon insana böyle bir olay olsa milyarlarca lira veya milyarlarca dolar tutarında bir meblağ dönüyor. Ama vatandaşlar tek. Ama karşınızda bir ordu var. Yani siz bir ordu, kurum derken, kurumsal soygun derken ben bunu ifade etmek istiyorum. Karşıda organize olmuş, silahı var, hukukçusu var, avukatı var, size icra tehdidi var. Yanımızda hukukçumuz var gerçi ama ben normal bir vatandaş olarak söylüyorum. Sık sık sizi tehdit ediyorlar, kapınıza dayanacağız diyorlar. O parayı söke söke alıyorlar. Siz o parayı verdikten sonra %100 bile haklı olsanız geri almak için yolunuz ne? Ne yapacaksınız? 120 lira verdiniz. O 120 lirayı geri almak için bilemiyorum tabii Sayın Bülent Deniz ne diyecek? Belki 1500 lira masraf etmeniz gerekecek. Sayın Deniz, niye elini veren kolunu alamıyor? Hatta elinizi vermiyorsunuz. Bazen elinizi kapıyorlar. Evet, yani siz yolda yürürken bir anda sizi yoldan çevirip kapıyorlar sizi. Baktım ben şimdi Sayın Coşkun Aydın söyledi ama bir hesap yaptım. 65 milyon kredi kartı var dolaşımda. 37 milyon elektrik abonesi var. 100 milyon GSM abonesi var. 40 milyon civarında su abonesi var. Yani bunun her biri birer fatura, her biri birer soyguna açılabilecek kapı aslında. Türkiye'de hukukun temelinde de o var. Bir konudaki itirazınız varsa itirazınızı yapma hakkınız var. Bir takım prosedürleri izleyebilirsiniz. Ama iş faturaya bir itiraz haline dönüşünde önce faturanı öde kardeşim, sonra itirazını yap. İtirazını biz sonra kararlaştıralım gibi bir yaklaşım hakim. Burada tabii itirazların kötü niyetli yapılmasını engellemeye yönelik bir hukuki perspektif ağırlık kazanıyor ama Sayın Coşkun Aydın'ın ifade ettiği bir moral durum da var orada. Tüketicinin zayıf ve çaresiz olması firmaya karşı, belki aralarındaki problemin yargıyı meşgul edecek boyutta olmayabilecek olması, o meblağ
için yapılacak prosedürün, izlenecek prosedürün tüketicinin bazen daha çok yorulmasına, daha çok üzülmesine ve para harcamasına sebebiyet verecek olması gibi nedenlerle aslında tüketici ile firmalar arasındaki bu tip itiraz prosedürü hukukun genel kurallarına ayrı düşünülebilirdi. Bu ben bir hukukçu olarak bunu kendi zihnimde çok münakaşa ediyorum. Tabii şimdi prensip olarak her önüne gelenin faturasına itiraz etmesi, alacağı itiraz etmesi gibi bir kapıyı açarsanız yaptırımı yoksa... Sonu gelmez, tamam. Bu kötü niyetli bir hale dönüşür ve ekonomiyi durduracak noktaya gelir. Hatırlarsınız icra hukukunda yıllar önce icra takibi yaptığında borcum yoktur diyerek yıllarca alacaklığı oyalaması söz konusu olabiliyordu. Şimdi tabii burada menfaatleri korurken alacaklığın da menfaatini korumak lazım. Ancak Sayın Coşkun Aydın ifade ettiği gibi bir tarafta devasa bir küresel şirket, bir tarafta tek başına tüketici olduğu zaman bu ilişkiyi belki hukukun genel perspektifine farklı düşünmekte yarar olabilir kanısındayım ben. Burada ne yapılabilirdi? Belki şöyle bir yaklaşım olabilirdi. Tüketicinin itirazı halinde otomatik olarak bir takım prosedür kendi kendine başlayabilirdi. GSM şirketleriyle ilgili bir örnek vereceğim. Yeni başladı bu uygulama. Hem de kamuoyuna bu vesileyle duyurmuş olayım. GSM şirketlerine yaptığınız itirazlarla ilgili Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu çok güzel bir sistem başlattı. Geçen gün bizim federasyonumuza bağlı bir derneğimiz açıkladı bunu. Efendim şimdi her GSM şirketi ana sayfasında tüketici şikayetini alabileceği bir bölüm açmak zorunda. Siz aleni gözükecek mi şimdi? Tabii tabii. Aa, güzel. Siz ister fatura itirazınız, ister başkaca bir hizmet kalitesiyle itirazınız söz konusu olduğu takdirde bu ana sayfada itirazınızı, şikayetinizi yapıyorsunuz. Yanılmıyorsam 30 gündü. Sürede yanılabilir ama belli bir süre içinde GSM şirketi tarafından o şikayet üzerine bir geriye dönüş yapılmamış ise size şikayetiniz otomatik olarak BTK'daki ilgili masanın ekranına düşüyor. Çok güzel. Düşer düşmez BTK harekete geçiyor ve GSM şirketinden savunma alıyor. Savunma istiyor. Diyor ki böyle bu tüketicinin bir fatura itirazı var. Sen buna cevap bile vermedin. Veya bu tüketicinin hizmet kalitesiyle ilgili bir sorunu var. Cevap vermedin süresi içinde. Nedir durum diye GSM şirketi üzerine veya GSM şirketi üzerine baskı yapmaya başlıyor. Bakın burada az önce Ahmet Coşkun Aydın ihtiyaç duyduğu prosedür bir anlamda karşılanmış oluyor. Gerçi yine faturanızı ödüyorsunuz itirazınız varsa ama bir prosedür kendiliğinden tüketici yormayacak şekilde belki de para harcamasını engelleyecek şekilde düzenlenmiş. Bu yaygınlaştırılabilir mi? Yaygınlaştırılabilir. Bankalarda özellikle yani şimdi bankaların bağlı olduğu bir yer var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Kamuoyu Türkiye Bankalar Birliği diyebiliyor. Yanılmasınlar efendim o bir dernek. Yani hani şimdi TÜSİAD Başbakan arasında muhatap olma şey olunca TÜSİAD'ın muhatabı dernekler masası diye bir laf dolaştı. Türkiye Bankalar Birliği de bir dernek statüsü taşıyan bir kurum. Dolayısıyla bankaların bağlı olduğu bir yer değil. Bankaları denetlemek ve bağlı olarak yönetmekle yükümlü olan yer BDDK. BDDK da bizim Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu gibi bir sistem getirebilir. Şimdi Bankalar Birliği böyle bir uygulamayı başlattı. Kendi bünyesinde bir tüketici hakemiyeti oluşturdu Türkiye Bankalar Birliği. Tabii bu kuzuyu kurda teslim etmek anlamına geliyor. Çünkü biz araştırma yaptık sevgili Coşkun Aydın. O hakemiyetine yapılan başvurudan %80'e yakını tüketici aleyhine sonuçlanıyor. Yani ki şimdi, emsalleri tüketici hakem heyetlerinde varken tabii başka varken, kararlar yani verilmiş. Alternatif üretiyoruz diye ortaya çıktı ama şimdi şikayet ettiğiniz kişilerin olduğu bir kurumdaki hakem heyetinin adaletiyle ilgili elbette insanın zihninde olmasa bile sonuçlarda yansımasa bile bir şüphe olacaktır. Kaldı ki burada biraz daha ileriye gidildi. %80'e yakın tüketicinin aleyhine sonuçlandı. Yapılabilir şeylerden bahsediyoruz. Türkiye'de hiçbir şey çözümsüz değil. Her şeyin çözümünün olduğu dün komisyon oylaması sonucunda da maalesef çözdük. Eğer izin verirseniz ben yine tüketici açısından birkaç lütfen konu daha aktarmak istiyorum. Şimdi siz çok güzel bir olanaktan bahsettiniz vatandaşlara, tüketicilere yönelik ama şimdi şöyle
birçok şeyi telefonla hallediyorsunuz Sayın Ünsalan. Telefonla konuşuyorsunuz. Yani bağlı olduğunuz veya iş yaptığınız, bağlantılı olduğunuz hizmet aldığınız kurumlarla. Orada yani kelime oyunları geçiyor, siz evet diyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz, sonra iş çekişme ortamına döndüğünde bir de bakıyorsunuz siz telefonda farkında olmadan, şimdi hemen olaya geçiyorum, bir şey onay vermişsiniz ve o sizin aleyhinize sonuçlanıyor. Ve örnek veriyorum, çok affedersiniz, bir arkadaşım başından geçen olay. 3 tane aynı şirketten almış olduğu cep telefonu var. GSM. GSM, evet. İkisini iade ediyor. İade ederken diyorlar ki biz bu iki telefonu isterseniz 6 ay süreyle sizin adınıza muhafaza edelim. Yarın öbür gün ben aynı numaraları almak ister yorum dediğinizde biz size verelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşım diyor ki 6. ayın sonunda bir baktım 2 tane fatura. Pardon, bila bedeli olduğunu söylemişler. Söylemişler. Hı hı. Yani öteki türlü niye kabul etsin adam? Zaten o telefonlardan vazgeçmiş. Bunun üzerine fatura, bu ne? Bu telefonu biz sizin için tuttuk. Ya ben size tutun dedim mi? Tuttuk, ödeyeceksiniz. Ne yapacağız? Mecbursunuz ödemeye. Uğraşıyorum, didiniyorum, bilmem ne. Kavgalar günlerce, bir de bunun insan üzerinde yarattığı psikolojik sıkıntı var. Sürekli yani 3 lira 5 lira meselesi değil ama sıkıntı ve aldatılmış olmak, kandırılmış olmak. Tehdit alıyorsunuz. Adam diyor ki icra getireceğim, siz tehdit ediyor. Ve karşınızda dev bir kurum var. Biraz önce de Sayın Mehmet Bülent Deniz'in de dediği gibi. Yani siz de vatandaş olarak gidip 100 lira için, 30 lira için hukukçuya mı gideceksiniz, mahkemeye mi gideceksiniz? Başa baş kalıyorsunuz onlarla. Sonunda birini iptal ediyorlar. Peki diyorlar, bir 36 lira var. Ya ben ise, yok diyorlar, şöyle yapalım diyor şimdi kuruluş. Siz bu 36 lirayı yatırın, öbür telefonunuzdan düşeriz. Öbür, yani üçüncü telefonunuzdan düşeriz. Peki diyor, çaresiz kaldım diyor. Yatırmaz olaydım. Yatırınca diyor o 36 lirayı otomatikman, şimdi onların deyimiyle ben pek kullanmıyorum da, aktive edildi diyerek tıkır tıkır yeniden faturalar gelmeye başlıyor. Ya olacak şey değil yani. Bunu arkadaşım bana anlatırken ben gülüyorum ama sinirden gülüyorum. Yani araya torpiller, araya tanıdıklar, araya işte bu konuda çözüm üretebilecek insanlar bulanarak bu beladan kurtulunuyor. Şimdi olacak şey mi? Bu bir. İkincisi, Sayın Mehmet Bülent Deniz, çok ilginç bir şeye dikkat çektiniz ama soygun soygunu doğuruyor. Zaten size topu atacağım ben. Elektrikte işte kayıp kaçak bedeli alınıyor, doğru. Niye alınıyor, haklı mı, haksız mı? Tabii ki haksız. Başkasının çaldığı elektriğin parasını ben niye ödeyeyim? Şimdi soyuluyoruz ya, soyulanları soyacak yeni bir organizasyon daha var. O da şu, sürekli cebimize geliyor, kayıp kaçak bedelinizi geri alırsınız, bizi arayın, 100 lira yatırın, biz size alayım. Şimdi bak, soygundan soygun çıktı. Ne yapacağız şimdi? Top sizde. Bununla ilgili ben bir iki şey daha sorayım, lütfen öyle açın. Şimdi kayıp kaçak çok güzel bir atıftı. Birincisi, gerek kamunun gerekse bu dağıtım şirketlerinin açıklaması var. Onu da ekleyeyim, lütfen öyle açın. Ya bu çok büyük bir para. Ancak zam yaparsak ödeyebiliriz gibi bir savunma. Birincisi bu. İkincisi, birçok konuda Sayın Coşkun Aydın'ın da söylediği gibi ya başa çıkamıyorsunuz. İşte iptal edilmeyen abonelikler oluyor. İptal edeceğim. Hayır, kullanmak istemiyorum. Mesela bu dijital televizyon, şimdi şeyini söylemeyeyim, firmasını. İptal etmek istiyor, dekodörünü vermek istiyor, veremiyorsunuz falan filan. Elektrikle ilgili bir şey söyleyeceğim. Gelen personel yanlış okuyor. 100 lira yerine 1000 lira fatura çıkıyor. Önce 1000 lirayı yatır diyorlar. Bu nasıl bir mantıktır? Evet. Şimdi önce Ahmet Bey'in ifade ettiği olayla başlayalım. Orada gerek iletişim hizmeti veren kurumlarla, gerekse bankacılık hizmeti veren kurumların müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmeler bir yıl boyunca saklanmak zorunda ve mahkemelerde delil niteliği taşıyor. Bu hukukumuzda yeni olan bir olaydı. Çok da sağlıklı bir tercihtir bunun olması. Çünkü ifade edildiği gibi artık her şeyimizi internet üzerinden veya telefonla görüşerek yapıyoruz. Ve dolayısıyla hukuki ilişkiyle ilgili iradelerimizi biz müşteri hizmetleriyle yaptığımız görüşmelerde beyan ediyoruz. Hı hı. Ne demişler? Numaranızı saklayalım. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum deyince orada hukuki ilişki sağlanmış oluyor.
Bu bir yıl boyunca saklanmak zorunda olan bir şey. Konuşma metni. Demişler. Bu belki özel bir hayır, değil mi? O numara. Konuşma metni. Metni yapılan görüşme. Görüşmeler. Herhangi bir yargılama konusu olduğunda da delil niteliği taşıyor. Şimdi Ahmet Bey'in dile getirdiği olayda ilk seferinde biz numarayı sizin için saklayalım demişler. Ama bir kira bedeli de olacağını mutlaka belirtmişlerdir gibi geliyor bana. Çünkü titizlikle o şey takip ediliyor. Tüketici de çok fazla anlamadan evet demiş. Aynı şeyi bizler de yapıyoruz. Şimdi telefon geliyor diyor ki şu anda internet hizmeti alıyorsunuz. 2 lira daha verin. 8 megabite kadar hızınız artsın. Şimdi megabite kadar mı megabit mi? Çok problem güzel orada. Çok güzel bir örnek. Yani, birden 100'e kadar. 1 99 mu? Çok güzel. Gibi. Çok güzel. Evet. Bu şeye benziyor. Mağazalar vitrinlerine asıyorlar. %90 diye yazmış kocaman. Altına küçük lara varan indirim. Yani. Bu bir aldatmacadır. Fakat şimdi bu uygulamanın yanlış olmadığını veya bu konuda bir serbestiyet olması gerektiğini savunanlar da şunu söylüyorlar. Şirketler pazarlamayı ve reklamı nasıl yapacaklar kardeşim? Elbette böyle olta yöntemiyle piercing diyoruz biz ona. Oltaya atacak kim takılırsa. Şimdi ama Ahmet Bey'in meselesinde ikinci bir problem var. Orada bir skandal var. Demişler ki 36 lira biz saklama bedeli aldık. Alacağız. Hadi size bir iyilik yapıyoruz. Bunun diğer telefonunuza mahsup edeceğiz. Güzel. Yatırır yatırmaz o saklanan telefon numaraları, hatları aktive edilmiş oluyor. Aktive edilince hat ne oluyor? Telsiz vergisi, özel işlem vergisi diye başlıyor. Hatta belki taahhütlü bir şeyse o taahhütlere ilişkin 12 ay 24 ay Allah ne verdiyse oradan da bir fatura çıkartıyor. İkinci fatura geliyor yani. Yani tüketici hakikaten araya tanıdıklar soksun, şirketin müdür yardımcılarına ulaşmaya çalışsın gibi bir durumla karşı karşıya. Bize gelen şikayetlerin çoğunda da biz tabii çok spesifik örgüt olarak böyle bir şey zaten tarzımızda. Biz balık tutmayı göstermekle yükümlüyüz. Prosedür anlatıyoruz ama bazı çok spesifik meselelerde biz de firmaların hani tepe yöneticilerine daha rahat ulaşma imkanımız olduğu için ulaşıyoruz. Onlar da aa diye bazen hayret ediyorlar. Verilen tepkilerde anlıyorum ki onun bile haberi yok. Tabii şirketlerin kendi üretim bandı içerisinde bile bu tip kaçaklar, bu tip problemler aslında yönetimin de farkında olmadığı şeyler haline dönüşebiliyor. Bu tabii firmaların kendi sorgulaması gereken bir şey ama biz hukuk açısından baktığımızda zavallı tüketici demek durumunda kalıyoruz. Biz aynı zavallılığı bu birkaç gündür elektrikte kayıp kaçak bedeliyle ilgili efendim bir hukuk genel kurulu kararı çıkınca yaşamaya başladık. 17 Aralık'ta karar verdi efendim. Ya tarihi özellikle zikrediyorum. Hukuk genel kurulu 17 Aralık'ta bir karar verdi. Dedi ki hırsızın çaldığını namuslu vatandaş niye ödesin? Net olarak bunu söylüyor. Şey dedi mi? Pardon, 17 Aralık'ta verdi değil mi? Ne dedi? Hırsızın çaldığını namuslu vatandaş niye ödesin dedi. Kayıp kaçağı konuşuyoruz. Kayıp kaçak konusunda dedi. Elektrikle ilgili evet. Şimdi efendim dünkü komisyon oylamasından sonra karar verdim. Önümüzdeki birkaç gün boyunca her fırsatta komisyon oylamasına atıf yapacak bir konu bulacağım kendi kendime diye. Bu programda başladık. Bismillah dedik. Efendim şimdi hukuk genel kurulu bu kararı verince karar çok üst düzey bir karar. Çünkü Yargıtay hukuk genel kurulu. Yargıtay hukuk genel kurulu. Yani Yargıtay bir dairesi vermiyor. Evet. Son nokta mıdır yani? Son nokta mıdır? Son nokta tabii. Son. Kesin. Yani. Bitti. Uymak zorunlu değil. Yani herhangi bir genel mahkeme bu hukuk genel kurulu kararının dışında davranabilir ama tabii o karar Yargıtay'dan döner. Ayrı konu. Genel kuruldan döner. Ama uymak zorunlu olmamakla beraber çok ciddi bir emsal, yani moral bağlayıcılığı var yerel mahkemeler üzerinde. Şimdi 37 milyon abonenin 2011 yılı Ocak ayından beri almaya başladıkları kayıp kaçak bedelin haksız olduğunu söylüyor. Şimdi sevgili Coşkun Aydın, ben bir hatırayı ifade etmek istiyorum. Biz sevgili Çetin Ünsal'ın sayın seyirciler bir başka televizyon kanalında Halkın Ekonomisi diye bir program yapıyorduk. Hasbel kadar ben televizyoncu değilim. Beni de kandırdı. Hizmet durur aldı. Kamuya hizmet. Kamuya hizmet. Efendim birkaç ay çok da güzel programlar yaptık. Biz tesadüfen programı yapmaya başladık. Bu kayıp kaçak bedeli yeni çıkmıştı.
Ya kamuoyu yeni haberdar olmuştu. Biz o halkın ekonomisi programında sevgili Ünsalan'da bu konuyu birkaç defa milletvekillerini davet ederek Enerji Komisyonu Başkanı öyle bir cayırtı koparmıştık ki o programda. Sonuçta EPDK o programın cayırtısına şey yapıp dikkate alıp veya çekinip artık her neyse kendimize bir şey atfetmiyorum ama faturalardaki kayıp kaçak bedeli kalemini kaldırıverdi birkaç ay sonra. Yani eskiden faturada kayıp kaçak bedeli diye yazan kısmı boş bıraktı ama o bedeli ne yaptı? Almaya devam aktif ediyorum. Enerji kısmına aktarıverdi. Şimdi efendim özür dilerim ben biraz lafı uzattım. Bu hatırayı almadan geçemedim. Çok önemli. Bir programın gücüyle ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu bu karar da aslında bizim o programda başlattığımız veya devirdiğimiz ilk domino taşının şeyidir. Bizim programdan sonra bir takım dilekçe örnekleri yayınladık. İnsanlar müracaat etmeye başladı. İşte Silifke'de bir vatandaşımız müracaat etti 2011'de. O müracaat bakın 2014'ün 17 aradığında Hukuk Genel Kurulu haline dönüştü. Yani şimdi, hak aramak gerekiyor. Tabii. Bu güzel bir örnek. Ama yani burada kimin gücü nereye kadar yeter konusu da var. Yani kimin sabrı nereye kadar tabii, yetecek. Tabii zaman sabır. Tabii. Doğru. Evet kayıp kaçak bedelin haksız olduğu söylendi. Şimdi burada bir problem var. Zavallı elektrik dağıtım firmaları dememiz gerekiyor. Neden? Bu adamlara çok karlı diye elektrik dağıtım hizmeti ihalesiyle davet edildi bu insanlar. Ve bunlara paralar karşılığında verildi bu hizmet. Şimdi adamlar gayet güzel aldılar bilançosunu okuyarak, ihalesine girerek aldıkları şirketin. Bir baktılar ki geriye doğru 2011 yılı Ocak ayına kadar milyonlarca abonenin ödemiş olduğu kayıp kaçak bedeli ödeme riskiyle karşı karşıya kaldılar. Elektrik dağıtım firmaları burada şeydir, hakikaten masumdur. Çünkü kayıp kaçak bedelini almakla yükümlüler. EPDK onları al demiş çünkü. Al demiş ama toplanan paralar bir havuzda birikip elektrik dağıtım firmalarına bir kısmı geri ödenmiş tabii. O da ayrı bir bahis. Hı hı. Şimdi dağıtım firmaları der ki vay biz yandık. Bizim önümüzde işte hesaplara göre 4-5 milyon lira 2014 yılı için bir para var geri ödü. Biz bunu ödersek zaten bu ihaleye niye girdik? Zarar edeceğiz derler. Şimdi bu yüzden de şu anda iktidara baskı yapıyorlar. Geçen Taner Yıldız'ın biz Ocak ayında bu meseleyi çözeceğiz diye hani aslanlar gibi ortaya çıktı ya. Aynı ortaya çıkışı hatırlarsınız sevgili insanlar. 2012'de Gümrük Bakanı da yapmıştı. Ortaya çıkan tüketici yasasını gördük. Ahmet abi şikayet etti o kredi kartı aidatları şak diye yasallaşıverdi. Tabii orada biz beraberdik. Ben orada Sayın Bakan'a söyledim. Yani sizi çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Tabii. Siz burada dedin tüketiciyi korumadınız. Tüketiciyi dedim bankaların önüne yem olarak attınız diye İTO'daki söyledim. İTO'daki toplantıydı galiba. Beraberdik yani. İTO'daki toplantıda evet, tabii. Evet. O tam bir aldatmacı oldu yani. Aynı aldatmacı şimdi burada da yaşayacağız. Biz kayıp kaçak bedelini çözeceğiz diyor Enerji Bakanı. Ben eminim ki yani çok büyük konuşmayayım yani biraz da şey yapmayayım ama hani bir marj bırakayım. Kayıp kaçak bedeli yasayla alınabilir hale getirilecek. Ne olacak? Hukuk Genel Kurulu'nun kararı anlamsız hale gelecek. Havada kalacak. Maalesef. Peki gerçekten ben önce ödeyip sonra mı itiraz etmek zorundayım? Tabii. Elektrikte de böyle. Yani niye bunun mantığı ne? Ben bunu anlayamıyorum. Yani askıya alalım, davalaşalım neyse. Sonuçta tamam eğer haksızsan faiziyle ödeyeyim. Zaten ödeyecek. Faiziyle ödeyeyim. Hatta dünyanın birçok hukuk sisteminde elektrik ve suyun bir insan hakkı olduğu da varsayılıyor. Dolayısıyla enerjiye ve suya ulaşmanın insan hakkı olduğundan yola çıkarak bunun hiçbir şekilde engellenemeyeceği, bu erişimin yok edilemeyeceği savı ileri sürülüyor ki ben katılıyorum. Elektrik ve suyla ilgili bir şeyiniz varsa, iletişim için aynı şeyi söyleyemem. Hı hı. Ama enerjiyle ve suyla ilgili bir fatura probleminiz, bir itirazınız varsa, o itirazın olan fatura ödemesi bekletilebilir. Hizmete ulaşım da kesilmez. Yani siz enerjinizi ve suyunuzu almaya devam edersiniz. İtirazın sonunda haksız çıkarsanız, faizi neyse yasal faiz, yasaların öngördüğü, onunla beraber ödemeyi göze almış demektir. Kalkar şey yaparsınız. Ödeyemeyecek bile olsanız, ödememiş bile olsanız dediği gibi Ahmet Bey çok kuvvetli şirketler, hukuk büroları çok yaygın. İcra takibiyle bu parayı alacaklardır icra marifetiyle. Dolayısıyla burada tüketiciyi korumak gerekir. Ben size katılıyorum Çetin Bey. Yani elektrik ve suda erişimi kesmeden, faturayı da ödettirmeden kişinin itirazının alınması ve sonuçlandırılması ilişkin bir
durumun ortaya çıkması lazım. Bu neden yapılmıyor? Şimdi biz birçok tüketici yasası hazırlığında hukuktaki bu genel uygulamanın tüketici söz konusu olduğunda istisna oluşturulması, istisnai bir düzenleme yapılması gerektiği çok defa ifade ettik. Yani bunu kalkıp bir ticari alacak da yapamazsınız. İki tacir alışveriş yapmış, adam itiraz ediyor. Ne olacak, parayı ödemesin ama hizmet devam etsin, ilişki devam etsin. Böyle bir şey olmaz. Yani orada da farklı bir prosedür. Ama tüketici söz konusu olduğunda sizlerin ifade ettiği gibi bir istisnanın oluşturulmasına gittiğini biz çok defa ifade ettik. Fakat tüketici yasası hazırlanırken göstermelik olarak bizden görüş alırlar. Ondan sonra sizin İTO'daki toplantınızdaki gibi çıkıp biz çok süper bir yasa yaptık derler. Bakarsınız bir de tamamen tüketici aleyhine çıkmış bir yasa. İtirazınızı yaparsınız, söylersiniz. Adamlar vurdum duymaz bir şekilde yüzlerini kızartmadan çekip giderler. Durum budur. Şey, izin verir misiniz? Şimdi son tüketici yasası zaten tüketiciyi biraz önce de ifade ettiğim gibi bankaların önüne kurban olarak atmış durumda. Yani siz o devin karşısında yani ne bileyim karınca gibi güçsüz kalıyorsunuz. Tırpanladılar haklarımızı. Şimdi şöyle söylediğiniz zaman diyor ki ya ama diyor şey var diyor aidatı olmayan kredi kartı var onu aldın diyor. Eskiden pazarlık gücü vardı vatandaşın. Az veya çok bir pazarlık gücü vardı. Şimdi hemen banka diyor ki kanuni diyor alma bizim hakkımız. Onun diyor. Faizi iki katı ama olsun. Tabii. İster buraya yani 40 katır mı 40 satır mı arasında kaldı son yasadan sonra. Bir de yani katılır mısınız? Ahmet Bey'in ifade ettiği gibi soylanı soymaya kalkanlar türedi. Bir de o var. Onu da yani izah ederseniz. Yani bu her konuda ama böyle. Bir de şu var. Çok özür diliyorum. Hani eskiden hep böyle bitirmişler olurdu amiyane tabiri. Hayır, ilan veriyorlar, reklam veriyorlar. Cep telefonlarına mesela ya ortadalar. Kim bunlar? Bir tanesi beni aradı. Efendim. Ben tabii bozuntuya vermeden şey yaptım. Kredi kart aidatımı ve kullanmışsam tüketici kredilerimin paralarını geri isteyecek filan. Hesap yaptı kendi kendine filan böyle. İşte hangi bankalar için düşünüyorsunuz? Kaç tane kartı, kaç kredi kullandınız? Hepsi tabii güzel güzel cevaplar verdim ben. Sizin dedi işte yaklaşık 4000 lira yakın alacağınız var. Harika dedim. Para. Ne yapacağız dedim. Büyük para. Şimdi dedi biz size bir kargo göndereceğiz. Kargoda yönlendirmelerimiz var. Bir kargo yönlendireceğim. Size ifadeler çok call center ifadeler efendim bunlar. 70 gün içinde paranızı alacaksınız. Garantiniz ne dedim. Ya bana bir teminat mektubu bir şey veriyor musunuz? Teminatımız şirketimiz dedi biz. Şirket kim? Şirket benim ama da. Şirketiniz kim dedi? Neredesin? Adresiniz de bana işte Levent tarafında bir adresler falan verdiler. Bilmem ne yaptı. Efendim bu şimdi bankalarla ilgili başlıyor. Hatta televizyonlarda Çetin Bey ifade etti. Ünlü artistlerimiz de Zin de oynadığı reklam filmleri dönüyor. Yani efendim gelen kargo içinde 3 tane dilekçe formu var. Orada adı soyadı bilmem ne yazıyor Ahmet Bey. Yazıyorsunuz Ahmet Coşkun Aydın adresinizi. Sonra şirket almıyor sizin yerinizi. Siz gene götürüp aynı o yorucu prosedürü izlemek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki yapılan reklamlara bakıyoruz ki sanki şirket bu parayı sizin adınıza almak için başvuru yapacak, takip edecek ve parayı size şak diye 70 bin ödeyecek zannediyorsunuz. Tamamen bir kandırmaca. Aynı şeyi kayıp kaçak bedelinde yapmaya başladılar. Türkiye'de hiç kimse avukat dışında bir başkasının yerine bir yere müracaat edemez. O da vekaleti varsa. Avukatta vekaleti varsa. Evet. Şimdi bu adamlar hangi sıfatla benim adıma bankalarla didişecek? Hangi sıfatla elektrik dağıtım firmasından benim paramı alacak? Mümkün değil böyle bir şey. Kaldı ki buna ihtiyaç var mı? Ey sevgili tüketiciler böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü internette kayıp kaçak bedeli dilekçe örnekleri diye yazdığınız zaman arama motoruna 500 tane, 5 milyon tane site çıkacak. İçinde benim bir tane amatör sistem dahi var. Orada başvuru yolları, dilekçe örnekleri, ücretsiz. Efendim kart aidatı dilekçe ödeyin diye yazın. Ücretsiz birçok tüketici örgütünün sitesinden o dilekçe almak mümkün. Ne yapacağınız da en okumamış insanımızın bile anlayacağı şekilde tane tane, tane tane yazılmış durumda. Bu kadar basit. Peki son 3 dakika 3-4 dakikada şu sorularla bitirelim o zaman. Birincisi bu normal bir ekonomik düzen mi? Yani bir ekonomi gazetecisi olarak baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz bunu?
Soylularını soyan diye biraz önce hep slogan gibi bulduk ya. Soylularını da bir daha soyan ikinci defa herhalde. Bir sistem yani akıl alacak şey değil. Sayın Mehmet Bülent Deniz Bey'in dediği gibi yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım sistemler olur ve sistem kendiliğinden işler. Olumlu veya olumsuz sonucu vatandaşa bildirir. Ama öyle değil ki. Yani sizi canınızdan bezdirecek yani kahretsin deyip 30 lirayı, 40 lirayı, 50 lirayı, 200 lirayı vererek canımı kurtarayım diyeceğiniz bir sistem. Yani bu normal bir olay değil. 65 milyar çarpı 120 lira derseniz kredi kartı çarpı aidat miktarı eşit ortaya katrilyonlarca para çıkıyor. Tabii. Ama bu para nerede sizce? Bu para mı? Belki yükselen binalarda bilemiyoruz ki. Gökdelenler çıkıyor ya İstanbul'da. Süper. Belki oralara gidiyor bilemem. Sayın Deniz, ne yapacağız biz tüketici olarak? Yani evet böyle bir soygun yaşıyoruz. Ne yazık ki yaşıyoruz. Ve Sayın Coşkun Aydın'ın da söylediği gibi hani son tüketici kanunuyla iyice elimiz kolumuz bağlandı. İyi haklarımız vardı aslında, sizin çok mücadeleniz vardır o kanunda. Onu tırpanladılar, bir de elimiz ayağımız bağlandı. Biz ne yapacağız? Valla 6 ay sonra sandık gelecek önünüze. Bir kere sandığa dikkat edeceksiniz. Sandıkta oyunuzu kullanacaksınız. Oyu kullanırken dünkü komisyon oylamasının sonuçlarını hatırlayacak. Ben ısrarla günlerce bu komisyon oylaması atıf yapacak bir ortam oluşturacağım kendi kendime. Yani çok üzgünüm. Çok da gerginim bu konuyla ilgili. 4 tane bakanla ilgili oylamanın sonucunda Yüce Divan kararı çıkmamış olmasını, hatta montajdı diye iddia edilen tapelerin bile imha kararını verildiği söyleniyor. Böyle bir kararın çıkmış olmasını Türkiye demokrasisi açısından, insan onuru açısından çok esef ve kaygı verici buluyorum. Şimdi işi bir kere daha Ankara'dan çözememişken bu beyzadelerin, bu zihniyetin tüketicinin sorunlarına ilişkin veya tüketici yasasının biraz daha tüketici lehine olmasına ilişkin bir kaygı güdeceğini hiç zannetmiyorum ki. Kanıtı da Mayıs ayında yürürlüğe giren tüketici yasasıdır. Baktığınız zaman anormal bir şey görmüyorsunuz ama bankalara önüne tüketiciyi atan, ülkeyi bankalara kredi kartını teslim eden bir anlayışın ürünüdür tüketici yasası. Yani yine biz kurban edildik. Tabii. Yani burada soyan soyduğuyla kalıyor mantığı Türkiye'de hakim olmaya kalkarsa bunu çok tehlikeli buluruz. Bu ister tüketici olsun, ister seçmen olsun, ister başka bir şey olsun. Ama hepimizin yapacağı şey var. Hiç yapacağım şeyin etkisi ne olur diye düşünmeyin. Bakın bir televizyon programından dolayı biz bu kayıp kaçakta bu noktaya ulaşıldı. Lütfen sevgili izleyicilerimiz. Her yerde dünkü komisyon kararı ile ilgili bir sıkıntıları varsa tepkilerini dile geçsin. Sosyal medyada mı? Gerçek hayatta sohbet ederken mi? Bizim gibi bir televizyon programlarına, radyo programlarına mı gidiyorlar mı? Dinleyicilerin katıldığı programları arayıp tepkilerini dile getirsinler. Bu tepkilerin canlı tutulması lazım. Türkiye için çok kötü bir gün yaşadık. Yani diyorsunuz ki eğer orada iddia bile soruşturulamıyorsa daha geriye konuşacak ne kalıyor? Evet. Dünya Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Coşkun Aydın, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Bülent Deniz, çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Kurumsal soygunu bizler için değerlendirdiniz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, Sayın Deniz'in de Sayın Coşkun Aydın'ın da aslında dile getirdiği gibi sıkıntılı bir süreçteyiz. Dün Ankara'daki oylama belki de hani daha büyük sıkıntılar yaşamamız, hissetmemiz adına da bize ortam hazırlıyor. Ama biz yine de ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bitiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan, en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.